Merhaba arkadaşlar, yeni bir SOLIDWORKS uygulama videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu uygulamada sizler için somun ve civata modelliyorum. İlk olarak somunla başlayacağım. Üst düzleme skeç açıyorum. Daha sonrasında poligon komutuna tıklıyoruz. Ardından bir altıgen çiziyorum arkadaşlar. Bu kenarı yatay yapıyorum ve bir ölçü gireceğim. Anahtar ağzım 17 mm olacak. Daha sonrasında Extrude ile katı modelleme komutuna tıklıyorum ve 8 mm yükseklik veriyorum arkadaşlar. Perspektifi açalım. Üst yüzeye tekrar skeç açıyorum. Bir daire çizeceğim. Bu dairem bu kenara teğet olacak. Ardından Extrude ile kesme işlemine giriyorum. Seçimin tersi olacak. 60 derece açı vereceğiz. Bu şekilde kesme işlemi yapıyorum. Ardından bu kesme işlemini diğer yüzeyde yapmak için bir orta düzlem çizmek istiyorum. Orta düzlemi kullanarak bu işlemi aynalayacağız. Düzleme tıklıyorum. Bu yüzeyi ve bu yüzeyi seçip görmüş olduğunuz gibi tam ortaya bir düzlem atmasını sağlıyorum. Ardından bu düzlemi kullanarak bir aynalama yapacağız. Buradan aynalama komutuna tıklıyorum. Bakın zaten otomatik olarak seçti. Ardından unsur olarak ise bu kesme işlemini seçip onaylıyorum. Düzlemle işim kalmadı. Düzlemi gizliyorum. Görmüş olduğunuz gibi somunum oluşmuş oldu. Sadece ortaya bir delik atacağız ve diş açacağız. Tekrar sketch açıyorum. Tekrar daireye giriyorum. 10 milimetrelik bir daire oluşturacağım. Ardından kesme işlemine tıklıyorum. Ve bunu kesiyorum arkadaşlar bu şekilde. Daha sonrasında diş açmam gerekiyor. Buradan dişe tıklıyorsunuz. Bu daireyi seçelim. Bitiş olarak Up to Selection'a seçiyorum. Daha sonrasında şu daireye tıklıyorum. Ardından iç yüzeye bir diş açtığımız için bakın bu tipi metric tab olarak değiştiriyorum ve işlemi onaylıyorum. Görmüş olduğunuz gibi somun çizimi tamamlandı. Somunu kaydedip civata çizimine başlayacağım. Evet civata çizimi için tekrar üst düzleme skeç açıyorum. Yine aynı şekilde poligon komutuna tıklayacağız ve yine altıgen çizeceğiz. Ardından tekrar yatay yapıyorum bunu. Anahtar ağzım tekrar 17 mm. Yüksekliğim ise 7 mm olacak. Bu şekilde işlemi yapıyoruz. Perspektifi seçelim. Daha sonrasında tekrar bir kesme işlemi yapacağız. Burada sketch açıyorum daireye tıklıyorum. Bu şekilde bu daireyi seçip bu kenarı seçip tanjant yapıyorum. Ardından kesme komutuna tekrar tıklıyorum. Seçimin dışında kes ve bir açı gireceğim. 60 derece yine olacak. Bu şekilde onaylıyorum. Ardından buraya bir daire atacağız. Şu şekilde 10 mm çap olacak. Yüksekliğim ise 30 mm olacak. Şimdi tekrar diş oluşturma komutuna tıklıyorum. Ardından bakın bunu seçeceğim. Uzunluk olarak 26 mm olacak ve metrik day olacak arkadaşlar. Bu şekilde onaylıyorum. Son bir işlemim kaldı. Pah kırma işlemim var arkadaşlar. Şu daireye 0.5 milimetrelik bir pah kırma işlemi gerçekleştiriyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi civatayı da çizdik arkadaşlar. Bunu da kaydediyorum. Somun ve civataları bir montaj dosyası içerisinde bu şekilde görmeniz için topladım. Ardından materyal atadım arkadaşlar. Bu şekilde görüyorsunuz gayet hoş bir tasarım oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.